Dinemesni bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 12 Ağustos pazartesi. Radio Kassel'den merhaba. Almanya'da işletmelerin yarısı çırak bulamıyor. İşletmeler bir taraftan kalifiye iş gücüne ihtiyaç duyarken diğer taraftan eğitmek için çırak bulamıyor. İki işletmeden birinin meslek eğitim yeri boş kalıyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odası tarafından yapılan bir araştırmaya göre meslek eğitimi veren her iki şirketten biri geçen yıl çıraklık yerlerinin tamamını dolduramadı. Kalifiye eleman bulma zorluğu yaşayan işletmelerin üçte birinden fazlası tek bir başvuru bile alamadı. Bu 30 bin firmaya tekabül ediyor. Bunun nedeni demografik değişim. Her yıl iş gücü piyasasına giren gençlerin sayısı yaşlılara kıyasla yaklaşık 400 bin daha az. Bu sorunun çözümü için analog yani stajlar, tanışma günleri, eğitim fuarları ve okullarla işbirliği gibi iletişim kanallarının kullanılması öneriliyor. Bazı araştırmacılar bu durumun sebebi olarak yıllardır okullara yatırım yapılmamış olmasını gösteriyor. Bu nedenle çok sayıda öğrenci bir diploma almadan okulu terk ediyor. Bu oran giderek yükseliyor. Almanya'da kalifiye eleman açığı konusunda en ciddi sorunların yaşandığı sektörlerin başında yaşlı ve hasta bakımı geliyor. Meslek eğitimi yapanlar yarı zamanlı olarak çalıştırıldığı, az elemana çok iş yaptırıldığı için meslek eğitimini sağlıkçı olarak yapmış olanlar meslekten ayrılıyor. Şimdi bu alandaki açığı gidermek için gözünü yurt dışına çeviren Almanya yeni bir hedef ülke belirledi. Brezilya. Balerman'da kitle turizmi yine protesto edildi. Mallorca'da protestocular özellikle Almanlar arasında popüler olan Balaman plajını tatilcilerin şaşkınlığı arasında işgal etti. Mallorca magazine konuşan gösterici Reyes bu Mallorca'nın artık çok kalabalık olduğu gerçeğine dikkat çekmekle ilgili dedi. Meslektaşı Erik ise şunları ekledi. Nihayetinde adadaki kitle turizmine bir sınır koymalıyız dedi. Önce sahilde toplanan göstericiler daha sonra denize girerek sahillerimizi işgal edelim yazılı bir pankart açtı. Hasır şapka giymiş, güneş gözlüğü takmış başka bir prosesocu evde yaptığı pankartta büyük mavi harflerle Mallorca'yı yok etmeyi durdurun diye yazmış. Saytın haberine göre bu birçok Alman'ın en sevdiği tatil adasında bu yıl gerçekleşen üçüncü protesto eylemi. Mayıs ve Haziran aylarında aşırı turist sayısına karşı Palma'da düzenlenen iki barışçıl gösteriye on binlerce insan katıldı. İspanya'nın diğer turizm merkezlerinde de protesto eylemleri yapıldı. Eleştirmenler çoğunlukla tatilcilerin kitlesel akını sonucunda hayat pahalılığının artmasından ve uygun fiyatta konut bulunamamasından şikayetçi. Buraya gelen kişi sayısı, kiralık araç sayısı, yolcu gemisi sayısı sınırlı olmalı. Yerel halk için bu yeterli değil ancak plajlarını geri alabilmeleri için daha kat etmeleri gereken uzun bir yol var. Bileye adalarında yaklaşık 1 milyon 200 bin yerli yaşıyor. İspanya İstatistik Kurumu İNE'nin rakamlarına göre geçen yıl buraları 18 milyon tatilci ziyaret etti. Bu da her 15 tatilciye bir yerli vatandaşın düştüğü anlamına geliyor. Bu rekor bir rakam. Bunların 4 milyon 600 bini Almanya'dan ve 3 milyon 400 bini de İngiltere'den geldi. Serin havayı seviyorsanız bugün güçlü olmanız gerekecek. Çünkü yeni hafta sıcak ve güneşli bir günle başladı. Güney Hessen'de örneğin Darmstadt ve Michelstadt'ta sıcaklıkların 35 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Haer Hava Durumu ekibine göre Kuzey Hessen'deki sıcaklıklar da Korbach'ta 31 ve Kassel'de 32 dereceye tırmanacak. Önümüzdeki birkaç günde benzer şekilde sıcak olacak. Yarın havanın sıcak ve nemle birlikte 36 dereceye kadar çıkması beklenirken çarşamba günü bu sıcaklara gök gürültülü şiddetli fırtına ve yağmur eşlik edecek. <laughs> Almanya'da 2024'ün ilk yarısında mültecilere ve sığınmacılara yönelik 500'den fazla saldırı yapıldı. Bu saldırılar arasında tehdit, fiziksel saldırı ve nefret suçları bulunuyor. Söz konusu saldırılarda altısı çocuk olmak üzere 46 insan yaralandı. Çoğu Nazi grupları tarafından yapılan saldırılar kapsamında 69 mülteci barınağına da saldırı düzenlendi. Saldırıların en fazla görüldüğü bölgeler olarak Saksonya ve Turingen öne çıktı. Özellikle 1 Eylül'de yapılacak eyalet seçimleri öncesinde kaydedilen 286 saldırının önemli bir kısmı Saksonya ve Turingen'de gerçekleşti. Sol Parti milletvekili Bünga bu saldırıların politikacıların ıkçı söylemleriyle tetiklendiğini söyledi. Bünger, Parlamento'da mültecilerin toplumsal sorunların kaynağı olarak gösterilmesinin ve geri dönüş çağrılarının sokaktaki ırkçı saldırıları teşvik ettiğini belirtti. Demans riskini artırabilecek 3 besin maddesine dikkat edin lütfen. Diyetisyen Benson'a göre yapay tatlandırıcılar, rafine karbonhidratlar ve zararlı yağlar beyin sağlığına olumsuz etkiler yapabiliyor. Yapay tatlandırıcılar kan şekeri dengesizliğine, rafine karbonhidratlar ise besleyici değeri düşük gıdalarla beyin sağlığını bozabiliyor. Zararlı yağlar özellikle trans ve doymuş yağlar inflamasyona yol açarak demenz riskini artırabiliyor. Beyin sağlığını korumak için dengeli bir diyetin önemini vurgulayan Benson, sağlıklı yağlar, proteinler ve karbonhidratlarla beslenmeyi öneriyor. <laughs> Dernekler giderek daha fazla insan güncel olaylara ilgisini kaybediyor. Reuters'ın 2024 raporuna göre bu durum kendini ...gündemi takipten ve haberden kaçış olarak gösteriyor. Oxford Üniversitesi Reuters enstitüsünün medya dünyasına dair bulguların... ...değerlendiği 2024 raporunun başyazarına göre... ...güçsüz hissetmek insanları haber tüketmekten uzaklaştırıyor. Bu insanlar dünyada olup bitenler üzerinde hiçbir etkileri olmadığını düşünüyor... Bir başka medya araştırmacısı ise yoksulluğun artmasına paralel olarak eve bir lokma ekmek götürebilme derdine düşmüş insanların günlük gelişmelerle ilgilenmeye zamanı kalmıyor. Medyaya güven %40 seviyesinde sabit kaldı. Habere güvenin en yüksek olduğu ülke %69'da Finlandiya oldu. Yunanistan ve Macaristan ise yüzde 23 ile en düşük güven seviyelerine sahip ülkeler olarak öne çıktı. Türkiye'de televizyon online servislerle birlikte en etkili araç olmayı sürdürdü. Basılı gazetelere olan ilgide hızlı düşüş devam etti. Haber kaynağı olarak gazeteleri seçenlerin oranı yüzde 19'a geriledi. Türkiye'de medya kuruluşlarına güven yüzde 35 ile küresel ortalamanın altında kaldı. Güven duyulan yayıncılar listesinde genellikle hükümete muhalif kuruluşlar ilk sıralarda yer aldı. Değerli Radyo Radok'un hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte bu düşünceye kadar hoşça kalın. Her şey görünce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin. Diğer dinleyiciler, bugün seçtiğimiz önemli konulardan birisi emeklilikte çalışmak. Çok sayıda insan yaşlılıkta yoksulluktan korkuyor. Pau DK anketi şunu gösteriyor. Yaşlı insanların emeklilikten sonra da çalışmak istemelerinin nedenleri büyük farklılıklar gösteriyor. Verana Bentele'ye göre eski nesilde çalışmaya devam edebilecek nitelikte uzmanlarla bunu yapamayanlar arasında bir bölünme ortaya çıkıyor. 50 yaşın üzerindeki neredeyse her iki kişiden biri emekli maaşının yanında çalışmayı düşünebiliyor. Ancak neredeyse üçte biri emeklilikte yeterli paraya sahip olmadıklarını belirtiyor. Bu sosyal dernek FDK adına kamuoyu araştırma enstitüsü Sivey tarafından yapılan temsili bir anketin sonucu. Kamuoyu Araştırma Enstitüsü SİVE tarafından Sosyal Birlik FAU-DK adına yapılan anketin sonucuna göre neredeyse 50 yaşın üzerindeki her iki insandan biri emekli maaşıyla birlikte çalışmayı tasavvur edebiliyor. Ancak bunların üçte birinden biraz azı bunun nedeninin emekliliklerinde yeterli paraya sahip olamayacakları olduğunu söylüyor. Doğu ve Batı arasında da gözle görülür farklılıklar var. Almanya'nın Doğu eyaletlerindeki insanların yüzde 37'si yetersiz emeklilik nedeniyle emeklilikte çalışmak zorunda kaldıklarını söylerken Batı eyaletlerinde bu oran yalnızca yüzde 29. Ayrıca şunu da görmek gerekiyor satın alma gücünün düşük olduğu bölgelerde yaşayanların %36'sı emeklilikte çalışma konusunda yetersiz emeklilik düzeyinin belirleyici olduğunu söylerken satın alma gücü yüksek bölgelerde bu oran yalnızca yüzde %28. Buna karşılık akademisyenler, serbest meslek sahipleri ve devlet memurları arasında işten zevk almak emeklilikte çalışmanın ana nedeni. Öte yandan mavi yakalı çalışanlar arasında işten zevk almak ikinci planda kalıyor. FADK Başkanı Ferhan Bentele şunları söylüyor. Rakamlar FADK'nın emekli maaşıyla birlikte çalışma fırsatının eşit olmayan şekilde dağıtıldığı yönündeki varsayımını doğruluyor. Bir yanda yüksek eğitim düzeyine sahip olanların iyi maaşlı ve daha az fiziksel zorluk içeren bir işi varken düşük vasıfları nedeniyle iyi maaşlı bir işi olmayan ve emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmek zorunda kalan insanlar var. Emeklileri daha uzun süre çalışmaya teşvik etmek için özellikle cüzdanı dolular tarafından neredeyse her gün yeni fikirler üretiliyor. Ancak daha uzun süre çalışamayacak durumda olanlar unutuluyor. FADK reformdan geçirilmiş temel emeklilik maaşı, engelli maaşının artırılması ve bakım veren akrabalar için daha fazla emekli maaşı verilmesi çağrısında bulunuyor. Peki değerli dinleyiciler siz ne düşünüyorsunuz? Emekli olmanız durumunda alacağınız maaş yetecek mi? Yetmemesi durumunda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Sağlıkla kalın.